İyi akşamlar. Selamlar hocalarım. Merhabalar. Hazır mıyız? Herkese iyi akşamlar. Herkese merhabalar, selamlar. Çok şükür Gökdil ertelendi. Gökdil'in ertelenme haberi geldi diyeyim. Zaten ertelenecekti de. Ertelenme haberini çok şükür ki sınavın son haftasına kala bekletmediler de bugünden açıkladılar. Herkese merhabalar, selamlar hocalarım. Bu bizim için bir fırsat mı? Tabii ki bizim için bir fırsat. 2 hafta, 3 hafta yaklaşık böyle öğrencilerde bir salma, işte bir bırakma, odaklanamama, odakta bir sıkıntı, mecburen haliyle içine bulunduğumuz durumdan kaynaklı bir boşlama söz konusuydu. Ama şimdi toparlamanın tam zamanı. Şu andan itibaren sıfırdan başlayan bir hocam bile 55 üzerinde puan alacaktır. Bu noktada yaklaşık bir aydan fazla zaman var. Lütfen bir an önce hemen konu tekrarlarımızı, soru çözüm videoları izleme üzerinden yaparak hemen skill testlere geçişlerimizi sağlayalım. Özellikle konularda da bağlaç preposition konularına odaklanıp kelime soru çözüm noktasında özellikle arttırma yapalım. Çünkü biliyorsunuz ki kelime soru çözümü toplam 8 adet olmak üzere ilk 30 soruda karşımıza çıkacak. Bağlaçlar en az 7 tane, 8 tane olmak üzere ve prepositionlerde toplam 5 tane olmak üzere ilk 30'da karşımıza çıkacak. Gramerden doğru cevabını yüksek tutmak isteyen kelimeye, prepositiona ve bağlaca yüklensin hocalarım. Tenslerde, pasiflerde, modallarda, reductionlarda, işte red clause, non clause'larda çok fazla zaman harcamadan bodozlama, bağlaç, preposition ve kelime soru çözüm üzerine yüklenelim. YKS değil, ertelenmez hocalarım. YDS'de ertelenmez. YDS'nin tarihi 12 Nisan olduğu gibi kalacaktır. Pardon, 9 Nisan. Şöyle bir bakayım. 9 Nisan olduğu gibi kalacaktır. YKS'de de herhangi bir ertelenme olmayacaktır. Sadece şu an güncel olan, en yakın olan sınavımız olan YÖKDİL sınavını ertelemeleri gerekiyordu. Mecburen zaten erteleyeceklerdi. Sınav binalarının belirlenmesi, adres değişiklikleri, işte çeşitli binaların, sınav okulların depreme dayanıklı olmadığından kaynaklı artık boşaltılması vesaire vesaire derken bu düzenlemeleri yapabilmek için tabii ki de 1-2 hafta kendimize zaman ayıracak. ÖSYM. O yüzden de tahminimiz zaten 2 ya da 3 hafta ertelemeydi. 2 hafta ertelemeyle karşı karşıya kaldık. ALES ertelenir mi? ALES sınavı da ertelenmez hocalarım. Yani Mart'tan sonra, Mart'ın sonundan sonra olacak olan sınavlarda herhangi bir erteleme beklemiyorum. Ben kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer ki Mart'ın sonunda YÖKDİL sınavını ÖSYM yapacaksa YDS'yi de yapabilecektir. Daha sonraki sınavları, ALES'i ve diğer sınavları da yapabilecektir. O yüzden YKS'de, YÖKDİL YDS'de ve ALES'te herhangi bir erteleme açıkçası beklemiyorum ama olması gereken, ertelenmesi gereken sınav olan YÖKDİL tabii ki de ertelenecekti ve sonunda ertelenme bildirimi geldi diyelim. Erteleneceğine dair zaten bilgimiz mevcuttu. Şimdi YKS başvuruları başlamadı da. Şimdi hazırsak eğer bugün birlikte sağlıkçılarımız için özellikle tıp dilciler için bu hafta sonu tıp dilciler de sınava girecekler. Biliyorsunuz ki onlarınki maalesef ertelenmedi. Soru çözümü yapacağım ama sağlıktaki kelime soruları sosyalde de gelecektir, fende de gelecektir. Yani alansal bir ayrım yapmadan YDS'de de kesinlikle gelecektir. YKS sınavında, YDT sınavında da YÖKDİL sınavında çıkmış kelimelere lütfen dikkat edelim. Özellikle YDT'ciler. Şimdi hazırsak hiç vakit kaybetmeden şuradan hemen bir başlangıcımı alayım. Bir yandan da sizi görebilmek adına linkimi açayım. Şuraya koyayım. Yorumlarınızı görebilecek şekilde kendime bir alan oluşturayım. Şu anda herhangi bir takılma söz konusu değil, değil mi? Şöyle bir bakayım. Yok, değil. Güzel. Akıyoruz. Ama yorumlarınızı göremiyorum. Şimdi açıldı. Şimdi hocalarım, her şeyden önce öncelikli olarak 6 adet soru geliyor. Biliyorsunuz ki pazar günü bunların 2022 sosyal sınavını çözmüştüm. Şimdi sağlık sınavını çözeceğiz. Sağlık kelimelerine bakacağız. Bunlar en son yapılan YÖKDİL çıkmış kelime soruları. Sağlıkta gelen sorular. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın ki eğer ki bunlar sağlıkta sorulduysa sosyalde de sorulacaktır. Fende de sorulacaktır. Bir sonraki sınavda da kesinlikle sorulacaktır. Lütfen alansal ayrım yapmadan kelime sorularının hepsine odaklı bir şekilde bütün denemelerde
de çıkmış soruları çözerken önce kendi alanınızı, sonra diğer iki alanı da çıkmış sorularını çözmeden lütfen geçmeyin. Şimdi iki tane isim sorusu gelecekti. Bu iki isim sorusunu anlayabilmek için kelimenin sonunda, kökeninde şın ya da mıt yapısı arardık. Bu bir isim sorusu mu? Bu bir isim sorusu. Ve ben burada nın tamlama yapıyor muyum? Diyabetin neyi? Reverse, tersine çevirerek. Diyabetin neyini tersine çeviriyor? Şimdi diyabetin neyi diye soracağım. Inhibit, engellemek, yasaklamak demek. Inhibition, engelleme olarak karşıma çıkan kelimem oluyor. Admission da bir giriş diye kullanabiliriz. Giriş ücreti, giriş olarak karşımıza çıkabilir. Ya da bir şeyi teslim etmek, teslim etmek anlamında da kullanılabiliyor. Ona da dikkat edelim. Application, apply kelimesinden zaten karşımıza çıkar. Apply, uygulama ya da başvurma anlamında kullanılıyor. Application da uygulama, isimleştirirsem uygulama olarak karşımıza çıkabilir. Progression, ilerleme, bir şeyin ilerlemesi. Olumlu bir şey de ilerleyebilir, kötü bir şey de ilerleyebilir. Buna dikkat edelim. İlerleme diyelim. Maintenance. Maintain kelime kökeninden gelmiş. Bu kelimeleri bilmeden asla sınava giremem. Maintain, sustain, fiil kökeni olarak. Sustain, retain, remain. Sürdürmek, devam ettirmek anlamında sosyali çözerken de zaten bahsetmiştik. Sürdürmek, devam ettirmek anlamına gelen kelime kökenlerim. Devam etmek, sürmek. İsimleştirirsen bu ne olur? Devamlılık olur. Devamlılık, istikrar anlamında kullandığım bir yapı oluyor. Şimdi sorumuza baktığımızda diyabetin neyini tersine çeviriyorsun? Şimdi changing, değiştirmek yeme alışkanlığını, yeme modelini is critical, önemlidir, tersine çevirmek için. Yani diyabetin olumsuz yanını tersine çevirmek için önemli demen lazım. Şimdi diyabetin engellemesini tersine çevirirsen diyabete yol açmış olursun. Olmaz, Adana'yı gönder. Diyabetin girişi, teslimiyeti olmaz, gönder. Diyabetin uygulaması olur mu? Diyabetin uygulaması olmaz. Bir tedavinin uygulaması olur. O zaten tamlamayı tamamlamıyor. Gönderdim. Diyabetin ilerlemesini mi tersine çevirmek için? Diyabetin devamlılığını mı tersine çevirmek için? İki çeldirici var. Burada Edirne'ye düşmek çok muhtemel ama diyabetin ilerlemesi, hastalığın ilerlemesi, ilerlemesini durdurmak ya da tersine çevirmek için yeme alışkanlığınızı değiştirmek önemlidir dersin. Cevap ne olur? Denizli olur. Şimdi devamına baktığımızda da and although there is not one size fit all diet, tek bir tam mutlak bir diyet olmamasına rağmen uzmanlar hemfikirdir. Şunda düşük karbonhidratlı yiyecekler yardım eder. Diyabetin devamlılığını tersine çevirmeye ya da durdurmaya dersin. Cevabımız direkt Denizli olur. Aynen, o da var hocam. İkinci soruya geldim. Şın yapısına baktım. Bu da bir ne sorusu? İsim sorusu. Şimdi bizim neyimiz? Hastalığa bizim neyimiz? Şimdi zaten böyle bir yapı gördüysen öncelikli olarak bana burada sıfat sorsaydı, isim değil de sıfat sorsaydı, hastalığa karşı duyarlılık, hassasiyet anlamına gelen sıfatları kullanmam gerekiyordu. Neydi onlar? Bir hastalığa hassas, duyarlı, savunmasız olmak, vulnerable, susceptible, onun dışında fragile, hassas, kırılgan, open to, açık olmak, duyarlı olmak, savunmasız olmak anlamında bu sıfatları kullanırdık. Hastalığa karşı savunmasız oluşumuz. Ama burada bir isim istiyor benden. Bizim hastalığa neyimiz? Bir bakalım. Inferior kelimesi zaten aşağı. Yani normal seviyenin altında. Aşağılık diye de kullanabiliriz. Aşağısı, aşağılık. Olur mu? Bizim hastalığa aşağılığımız olmaz. Adana'yı gönder. Predisposition, YDS'de de geldi, YÖKDİL'de de gelir, YDT'de, EYDS'de de gelecektir. Neydir bunlar? Bir şeye karşı eğilim, meyil, yatkınlık anlamına gelen isim hallerim. Özellikle tendency defalarca geldi. Bir şeye karşı meyil, tendency, inclination, disposition, predisposition, yatkınlık, bir şeye karşı
meyil diyebiliriz, yatkınlık diyebiliriz, yatkın olmak diyebiliriz. Bunların bir şey meyilli eğilimli olmak anlamında da opt for ya da tend to ya da prone to kelimeleri de karşımıza çıkabilir. Bir şeye meyilli olmak, eğilimli olmak anlamında. Tamam, atarım hocam. Şimdi baktığımda predisposition bizim hastalığa yatkınlığımız olabilir. Varyans zaten hani varyans çeşitlilik Türkçe'de de Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Varyans farklılık zaten kelime kökeni değişken, değişmek, farklılaşmak anlamına gelen kelime. Various da zaten çeşitli anlamında kullandığım sıfat olarak karşıma çıkıyor. Varyans da isimleştirirsen çeşitlilik olarak karşımıza çıkan diversity kelimesi. Çeşitlilik, farklılık anlamına gelen kelime. Şimdi anticipation, anticipate ne demek? Kelime kökenini bilmem lazım. Anticipate, şuraya yazayım. Anticipate, estimate. Onun dışında foresee, öngörmek. Predict, tahmin etmek. Öngörmek ya da forecast, tahmin etmek anlamına gelen kelimelerim. Şimdi tahmin etmek fiil kökeni ise anticipation ne olur? Tahmin olur. Bunu participation ile karıştırabilirsin. Participation bir şeye katılım sağlamak, participate bir şeye katılım sağlamak anlamında kullanılıyor. Participation da katılım oluyor. Part oluyorsun, bir şeyin parçası oluyorsun. Ama anticipate tahmin etmek demek. Conformity bir şeye uygun, conform, uyumlu olmak anlamında, uyumlu anlamında kullanabilirim ya da benzerlik anlamında da karşımıza çıkabilir. Hocam soruları kendimiz çözdükten sonra sizden dinlesek daha doğru olmaz mı? Kendimizi test edebilmek adına. Hocam çözdükten sonra ben bunu çözüyorum deyip izlemeyebilirsin. O zaman bir süre anlam da kaçırabilirsin. Aslında o yüzden bir nevi de PDF'i atmıyorum dersten önce. 5'te 5 yaptım ya. İzlememe gerek yok. Çünkü bilinçaltı öyle konuşur. Participate olabilir. Aynen. Şimdi bakalım. Burada neyden bahsediyor? Differences, farklılıklar in our genetic code. Bizim genetik kodumuzun içindeki bu prep kullanımlarına dikkat edin. Prep sorusu olarak gelebilecek çünkü. Genetik kodlarımızın içindeki farklılıklar. Are responsible for, sorumludur. Account for, sorumlu olmak. Sorumludur her şeyden. From to kalıbı kullanmış burada da. Neyden neye her şey? What we look like, ne gibi gözüktüğümüzden, kişilik özelliklerimizden, bizim hastalıklara, neyimize kadar her şeyle ilgili sorumlu. Şimdi hastalıklara aşağılığımız olmaz. Hastalıklara meyil yatkınlık olabilir. Bursa Dursun. Hastalıklara çeşitliliğimiz olmaz. Ceyhan Gönder. Hastalıklara tahminimiz olur mu? Olmaz. Hastalıklara benzerliğimiz olur mu? Olmaz. O zaman burada neye gideceğim? Hastalıklara yatkınlığımız, hastalıklara meyilimiz kadar, bir şeyden bir şeye kadar, neyden neye, şuradaki from to kalıbına aman diyeyim ne olur dikkat edin. Everything her şey için sorumludur. Ne gibi gözüktüğümüzden, kişilik özelliklerimizden, hastalıklara yatkınlığımıza, eğilimimize, meyilimize kadar her şeyi genetik kodlarımız açıklıyor dedim. Cevap o yüzden Bursa predisposition'ın eş anlamını kesinlikle ya da predisposition'ı kesinlikle yok dilde gene soracaktır. Tendency, inclination, disposition, predisposition bunları bilmeden sınava giremem. Geldiğim üçüncü soruma. Şimdi sıfat sorusu. Sıfat sorusuysa arkasındaki ismi tanımlayacak. Examination, exam normalde sınav, taramak demek. Sağlık metni olarak kullanıyorsan da burada bir taramadan bahsediyor. Tarama. Şimdi tarama, nasıl tarama? Nasıl bir tarama? Nasıl bir araştırma? Kronik araştırma olur mu? Kronik sürekli demek. Kronik araştırma. Düşmancıl araştırma. Düşmancıl tarama. Şimdi bir tarama yaptırıyorsun. Düşmancıl tarama olur mu? Eksi, ters, eksi bir kelime. Eksi yazdım. Preliminary, önemli bir kelime. Ön demek ya da ilk demek. Ön tarama. Olabilir mi? Olabilir. Reversible, tersine çevrilebilen demek. Zaten şurada reversing kelimesini de vermişti bak. Tersine çevirmek için. Yani diyabet hastalığını, devamlılığını, ilerlemesini tersine çevirmek, durdurmak
diyebiliriz. Şimdi bir şeyi tersine çevirmek, tersine çevrilebilir. Çevrilebilir. Eksi diyebilirim. Redundant ile abundant arasındaki fark ne hocam? Şimdi bu bol çok demek. Gereksizlik anlamında değil. Bol çok gani anlamında ama bu gereksiz çokluk. Gereksiz. Gereksiz anlamında çok anlamına geliyor. Eksi mi? Eksi. Şimdi baktığımda iki tane eksi aslında reversible tersine çevrilebilir. Taramayı değil de kötü bir şeyi tersine çevirmek olsaydı olumlu anlamdaydı. Ama tersine çevrilebilir tarama desen olumsuz bir anlamına geliyor. Olumsuz. O zaman bu da eksi. Sıfatları kullanırken 3 eksi söz konusuysa ben önceliğimi bu 3 eksiye vermem. Diğer 2 kelimeye öncelik veririm. Şimdi sıfatta da fiilde de eğer olumsuz kelimeler varsa önceliğinizi diğerlerine verin. Şimdi baktığımda kronik tarama mı olur? İlk ya da ön tarama mı olur? Ön tarama olur. Tamlamada Ceyhan daha doğru gibi. Bir de çevirelim. İlk adım bir değerlendirmede is x'tir. Ön tarama kronik taramadır. Onda o taramada şimdi bilim adamlarım incelerler dış ve iç yapısını, orta kulağın yapısını bir otoskopla incelerler. Ön taramadan bahsediyor. Kronik tarama olmaz ki burada. O yüzden cevabım ne olur? Ceyhan olur. Şimdi geldim. 2022 yoktu, önceki senelerim var. 2022 bizde var hocam. 2022 bizde var. Sınav kampının baskısı bitsin. 2022'yi atarlar zaten. Gruplardan atarız. Tek 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 çektik. Şimdi bakalım. Zarf sorusuna geldim. Şimdi zarflardan bahsederken nasıl odaklanman lazım? Şimdi zarf sonu ly ile biten kelime ya fiili niteleyecek ya da arkasından, boşluğun arkasından bir sıfat gelseydi eğer direkt bu sıfata odaklı bir şekilde sıfatı niteler diyecektik. Şimdi baktığımda burada fiili niteliyor. Çünkü arkada bir sıfat yok. If you brush, nasıl bir şekilde yıkarsan. Bak, yıkamak fiilini niteleyeceğiz. Nasıl bir şekilde yıkarsan senin diş etlerin kanamayacak. Nasıl bir şekilde yıkarsam kanamaz. Proper, uygun kelimesi uygun anlamına geliyor. Geçen pazar günü gene uygunlara eş anlam vermiştim diye hatırlıyorum. Şimdi uygun, makul sıfatından zarf türetmişsin. Proper uygun demek, convenient uygun demek. Onun dışında uygun anlamına gelen suitable kelimelerine dikkat edeceğim. Uygun, makul anlamına gelen kelimeler sıfat olarak. Zarflaştırırken uygun bir şekilde. Uygun bir şekilde diye çeviriyorum. Fairly adil demek. Adil ya da it's not fair, adil değil diyorsun. Adil ya da açık, açık bir şekilde demek. Sparingly, ara sıra, nadiren. Spare'den geliyor, nadir, seyrekten geliyor zaten. Nadiren. Hardly, neredeyse hiç. Neredeyse hiç, olumsuz. Bak, olumsuz, olumsuz. İsteksiz bir şekilde olumsuz. Şimdi baktığında 3 tane olumsuz var. İsteksiz bir şekilde, neredeyse hiç, nadiren. Muhtemel cevabım Ceyhan Denizli Edirne olmayacaktır. Ya Adana'dır ya da Bursa'dır. Dişini adil bir şekilde mi fırçalarsın, uygun bir şekilde mi fırçalarsın? Uygun bir şekilde fırçalarsın. Cevap direkt ne olur? Adana olur. Bleeding normalde gam, sakız demek ama diş eti anlamına da geliyor. Şimdi sakızın kanaması olmayacağına göre diş eti kanaması iltihap cevabıdır. Bakteri plağına bir iltihap karşılığıdır. Bu yüzden eğer sen fırçalarsan dişini uygun bir şekilde, uygun olarak, makul olarak senin diş etin kanamayacak. Cevap ne oldu? Adana oldu. Nasıl yaklaştım soruya? Şu şekilde. Bu soruları çözerken nasıl yaklaşıyorum? Eksi, eksi, eksi diyorum. Eksi, eksi, eksi. O zaman diyorum Adana'ya, Bursa'ya bakayım. Sonra fiile odaklanıyorum. Nasıl fırçalarım dişimi? Adil fırçalama olmaz. Uygun fırçalama olur deyip direkt Adana'yı işaretliyorum. Tamam. Tabii ki kelime bilgisi şart burada. Tamam, göndeririz hocalarım. Şöyle bir baktım. Beşinci soruya. Geldik mi fiile? Geldik. Şimdi accelerate ne demek? Accelerate hızlandırmak demek. Hızlandırmak anlamına gelen kelime. Exaggerate ne demek?
bir şeyi abartmak, çok fazla abartmak, olduğundan fazla göstermek anlamında kullanılan bir fiilim. Abartıyorum. Manda ve himayeden aklına gelsin. Bir şeyi manda himaye ediyorsan zorunda bırakıyorsundur. Hani mandatory, compulsory, compulsive gibi benim sıfatlarım vardı zorunlu anlamında. Obligatory, obligate, zorunlu tutmak, fiil kökeni olarak. Eğer ben bunu sıfatlaştırırsam obligatory, mandatory ya da compulsive, zorunlu, compulsory ya da compulsive. Bunların hepsi zorunlu anlamına gelir. Genellikle zorunlu tedavi, zorunlu eğitim, işte mesela obligatory education ya da compulsory education diyebilir. Fiilleştirirsen de bir şeyi zorunlu kılmak anlamına gelen bir fiil oluyor. Zorunda bırakmak diye de çevirebilirsin. Onun dışında, şimdi aşırı abartmak eksi, zorunda bırakmak eksi, relieve, kesinlikle bir sağlıkçının sınava girmeden bilmesi gereken bir kelime. Ya da relief, rahatlama anlamında da kullanılabilir. Rahatlatmak demek. Arkada semptom, hastalık, kötü bir şey bulman lazım. Kötü bir şeyi rahatlatmak, kötü bir şeyi hafifletmek anlamında kullanılıyor. Rahatlatmak, beslemek zaten nourish yapısından geliyor. Beslemek. Peki, şöyle bir baktığımda. Diyor ki klinik deneyler gösterirler şunu. Göstermeye gelmişken göstermeye de üç anlam verelim. Indicate, display, göstermek, işaret etmek. Show, demonstrate, göstermek, işaret etmek. Manifest, manifestodan hatırlayın. Göstermek, işaret etmek anlamına gelen kelimeler. Point out, onu da bir yazayım. Göstermek, işaret etmek. Bir şey dedik mi? Kelimeler listesi var mı? Var. İşaret etmek. Şimdi baktım. Diyor ki klinik deneyler gösteriyor şunu. Günlük bir lavanta yağı kapsülü ne yapar aksiyeteyi? In a way, bir yolda. Nasıl bir yolda? Deep açmış. Comparable, karşılaştırılabilir bir yol. Reçetelendirilmiş ilaçlarla karşılaştırılabilir bir yolda. Aksiyeteyi ne yapar? Lavantayı. Aksiyeteyi beslemez. Aksiyeteyi beslersen kötü olur. Aksiyeteyi abartırsan kötü olur. Aksiyeteyi hızlandırırsan kötü olur. Aksiyeteyi zorunda kılarsan kötü olur. Aksiyeteyi rahatlatır. Stresi rahatlatır anlamında cevabım ne olacak? Bursa olacak. Baktığımızda aslında sağlıkta bir iki soru hariç. Mesela ikinci soru biraz zor bir soru. Preliminary bilmeyen için zor olabilir. Belki hani iki soruda sıkıntı yaşayabilirdik. Geri kalan sorular rahat gibi. Geldim en son phrasal verb soruma. Şimdi artılık eksilik yaklaşıyorum bak soruya. Call of, eğer bilmiyorsan. Of'lu pirepli bir yapı göreceksen eğer. Bu phrasal verb olabilir, preposition sorusu olabilir, fark etmez. Of prebi bize uzaklaşma ya da olumsuzluk anlamı katacak. Bunu her zaman söyleriz. Olumsuzluk ya da uzaklaşma. Mesela run off. Run off kullanmak, tüketmek eksi bir anlamdadır. Ya da call off, bir şeyi iptal etmek eksi bir anlamdadır. Ya da put off, bir şeyi ertelemek anlamında eksi bir anlamdadır. Put off'un eş anlamlarını da bileceğim. Postpone kesinlikle çıkar. Put aside, bir kenara koymak. Kaldırmak anlamında. İşte suspend, askıya almak. Delay, ertelemek anlamına gelen olumsuz kelimeleri. Onun dışında olumsuzluk anlamında işte cut off, kısmak, kesmek, azaltmak anlamında kullandığımız diğer bir olumsuz kelime. Uzaklaşma vurgularına geldiğinde de işte give off, koku ve benzeri yaymak, uzaklaştırıyor bak. Koku ve benzeri yayıla yayıla uzaklaşıyor. Karbondioksit salmak, yaymak anlamında. Release kelimesiyle eş anlamlıdır. Uzak durmak, yaklaşmamak. Keep off, bir şeyden uzak durmak anlamında kullanılan bir yapı. Uzaklaşmak anlamında eş anlamlarını da bileceğim. Keep away, uzak durmak. Refrain from, uzak durmak, yaklaşmamak. Avoid, bir şeyden kaçınmak anlamına gelen kelimeler bunlar. Ya da uzak duruyorsun bir şeyden.
from diye uzaklaşmak. Şimdi baktığımızda ya uzaklaşma ya da olumsuzluk anlamı katıyor. İstisnası var bunun. İstisnası ne? İstisnası akışta sıkıntı yok. İstisnası show off. Show off da hava atmak anlamında kullanılır. Doğru cevap olarak geldi mi? Tabii ki de geldi. Binalarla hava atar insanlar. İşte gökdelenlerden piramitlere kadar insanlar yaptıkları yapılardan hava atarlar diyerek bir çıkmış soruda show off doğru cevap oldu. Şimdi call off o zaman eksi. Setback bir şeyi geriye çekiyorsun. Bir şeyin gelişmesini önlüyorsun. Undermine ediyorsun. Baltalamak. Engellemek. Eksi. Break into bir yere pat diye dalmak demek. Bir yere pat diye dalmak da olumsuz bir anlamda. Gönderdim, gitti ya da intrude diye kullandığım yapı. Intro, giriş, route, kabaca dalış anlamında pat diye dalmak, kabaca dalmak demek. Eksi, eksi, eksisi. Muhtemel cevabım Ceyhan Deniz'e Edirne değil. Ya Adana ya da Bursa. Interfere ya da intervene yapıları bir şeye müdahale etmek, araya girmek demek. Aslında baktığında bu da bir olumsuzluk anlamında kullanılabilir. Müdahale ediyorsun, araya giriyorsun, kesintiye uğratıyorsun, engelliyorsun anlamında. Baktığında bu da eksi. O zaman bana bir tek Adana kalabilir mi? Kalabilir. Bir şeye dayalı olmak, bağlı olmak anlamına gelen. Rely on, depend on. Bunlar prep sorusuna da cevap olarak gelebilir. Rest on. Ya da işte count on. Ya da upon. Based on. Bir şeye dayalı olmak, bir şeye bağlı olmak ya da güvenmek anlamında kullandığım on yoksa on yerine upon'da kullanabileceğim kelimeler. Şimdi bakıyorum. Diyor ki bir klinik psikolog çeşitli psikoterapik tekniklere dayalıdır, bağlıdır. Bunlara güvenir diyebilir misin? Tedavi etmek için hastayı diyebilirsin. O zaman cevap direkt Adana. Şimdi doktor çeşitli terapilerle araya girer, müdahale eder mi? Aslında sınav anında çok fazla çeldirdi bu. Şimdi Adana mı Bursa mı arasında çok kaldık. Neden? Çünkü araya girmek, müdahale etmek anlamında kullanılıyor. Müdahale etmek. Ama bu bir şeyi engellemek anlamında, bir şeyi araya girmek anlamında, durdurmak, engellemek, müdahale etmek anlamında kullanılan bir yapı. Şimdi baktığımda doktor çeşitli tekniklere dayalıdır, tekniklere güvenir mi yoksa müdahale eder mi? Çeldiricisi Bursa'ydı. Adana yapanlar 1.25 cebine koydu ama çeldiriciye düşenler patladı çeviriden kaynaklı. Burada bir olumsuzluk anlamında kullanılıyor intervene. With bir şeye müdahale etmek, araya girmek anlamında. Araya girme durumu söz konusu değil ki. People intervention ya da human intervention. İnsan müdahalesi olmadan, insanın araya girmesi, durdurması olmadan robotlar işlerini yapar diyebilir mesela. Ona dikkat edin. Diyor ki bir psikiyatrist. Who deep açmış. Adapt benimsemek anlamında kullanmış. Bir tıbbi mental hastalık modelini benimseyen bir psikiyatrist is far more likely to eğiliminden çok uzakta, uygulama eğiliminden çok uzakta, farmakolojik tedavi yaklaşımını uygulama eğiliminden çok uzaktayken bir psikolog güvenir çeşitli teknik ya da terapik tekniklere tedavi etmek için hastayı derim. Tamam. Müdahale eder orada kullanılmıyor. Cevap ne olur? Adana olur. Gene birbirine benzer kelimeleri kullandın mı? Gene sosyalde karşıma çıkan kelimeler var mı? Var tabii ki. O yüzden çıkmış kelimelere aman diyeyim dikkat edin. Şu predisposition, inclination, disposition, tendency gene gelecektir. Onun dışında şu bir şeye dayalı olmak anlamında ya rely on ya based on ya depend on gene gelecektir. Of yazdığım bütün phrasal verb'lerin hepsini bilmen lazım. Şu break into defalarca çıklarda geldi. Doğru cevap olarak karşımıza çıkmadı ama. Onun dışında şuradan sıfat olarak, zarf olarak yazdığım eş anlamları uygun anlamına gelen neredeyse hiç vurgularını artılı eksili yaklaşımlarımıza ne olur soruları çözerken dikkat edelim. Anlaştık mı? Umarım faydalı olmuştur hocalarım. Şimdi sizden istediğim şey şu.
Bugün yazdığım ve pazar günü çözdüğümüz Gözde hocamın da sosyal olarak çözdüğü kelime sorularında şıklarda ne kadar kelime geldiyse, ne kadar eş anlam verdiysek bunları listeleyip ne olur 2 gün boyunca, 3 gün boyunca çalışın. Bu kelimelerden bilmediğiniz kelime kalmasın. Pazar günü kaldığımız yerden fe'nin kelime soru çözümüne devam edeceğim. Pazar günü dersinde aman diyeyim kaçırmayın. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Online canlı dersleri takipte kalmaya devam edin. Gözde hocamın tıp dil derslerini de sağlıkçı olsun, sosyalci olsun, işte hiç fark etmez, fenci olsun muhakkak ki de izleyin hocalarım. Anlaştık mı? Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Pazar günü kaldığımız yerden kelime soru çözümüne en son olan kelime soru çözümüne kaldığımız yerden devam edeceğim. Sağlığı çözdük, sosyali çözdük. Fen en son kaldı. 2022 kelime sorularının hepsini çözmüş olacağız. Bu kanaldan tekrardan canlı yayın linklerinin olduğu yerden canlı derslerden tekrardan istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Notlarınızı alabilirsiniz. Cümle tamamlama da yaparım hocam. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi Telegram grubuna tekrardan Ece Hoca YDS Instagram hesabının biosunda bulunan Telegram grubuna 2019'dan 2022'ye kadar olan çıkmış YÖKDİL kelimelerinin olduğu Excel dosyasını atacağım. Lütfen onlara çalışın hocalar. Tamam? Tabii ki alanınız sağlıksa sosyal ve fenin de faydası olur. Alanınız sosyalse fenin sağlığın da faydası olur. Çıkmış soruların hepsi alansal ayrımı yapmadan izlenmesi gereken sorulardır. Tamam. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki pazar günü tekrardan kelime soru çözümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay. Görüşürüz.